İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan bir siyasetçi olduğunu söylemişti. İşte o sözler siyasette tartışma konusu olmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu da dünkü grup toplantısında aynı şeyleri söylemiş ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u hedef almıştı. Mustafa Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na yanıt Pakistan'dan geldi. Mustafa Şentop sorunun muhatabı ben değilim dedi ve Meclis Başkanı CHP liderini iftira atmakla da suçladı. Eğer Şentop konuşmuyorsa acaba 10 bin dolar benzeri bir olay her ay ona da mı veriliyor? Eleştiri değil, bir iftira. Arkadaşlara dedim ki bunu hangi meczup söylemiş? Sonra bir baktık ki Kılıçdaroğlu'nun sözüymüş. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi var açıklaması sonrası başlayan tartışmalar sürüyor. Ne kadar? Ayda 10 bin dolar. Ben söylemiyorum. Mafya da söylemiyor. Kim söylüyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan kişi söylüyor. Onu bilen bakan. Benim bir bilgim yok. Kılıçdaroğlu ne kadar biliyorsa ben de o kadar biliyorum. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a çağrı yapmış, gereğini yapmasını istemişti. Kim bu ayda 10 bin dolar rüşvete bağlanan siyasetçi kim? Öğren ve gereğini yap. Bunun açıklanmasına dair kamuoyundan da beklenti var. Biz de bu konudaki beklentilerimizi ifade ettik yazılı sözlü olarak Sayın Bakan'a. Fakat bu benim dile getirdiğim bir iddia değil. Bu şahsın kim olduğunu da ben bilmiyorum. Pakistan ziyaretinde konuştu Mustafa Şentop. Sorunun muhatabı ben değilim dedi. Sorunun muhatabı bakan. Onu bilen bakan. Benim bir bilgim yok. Kılıçdaroğlu ne kadar biliyorsa ben de o kadar biliyorum. CHP liderinin kendisini hedef alan ağır ithamlarına da sert tepki gösterdi Şentop. Eğer Şentop konuşmuyorsa acaba 10 bin dolar benzeri bir olay her ay ona da mı veriliyor? Bu meclisin onurunu korumak zorundadır. Ve bu pisliği aydınlatmak zorundadır Şentop. Bu bir siyasi bunaklık değilse eğer, bunun ancak bir haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söyleyebilirim. Bilgi, delil ne varsa açıklasın. Yoksa kendisi muhtemelen bu tür konuları gündemde tutmak için sık sık sağdan soldan 10 bin dolarlar aldığı için bunun çok basit bir mesele olduğunu zannediyor ki herkese iftirayı yapabiliyor. Bu çamuru sıçratmaya çalışıyor.